Efendim merhaba. Haftanın son günü birlikteyiz. Dünyada ve Türkiye'de inanılmaz çalkantılar tabii ki devam ediyor. Çalkantılar bakalım fırtınaya dönüşecek mi, büyük yıkıntılara yani depremlere dönüşecek mi bilmiyoruz. Ama iyi bir yere gitmediği görünüyor dünyanın. Şimdi hem Rusya, Ukrayna problemi gittikçe tırmanıyor. Diyeceksiniz ki daha nereye kadar tırmanacak? Bir bakalım çünkü Rusya'nın çok ciddi biçimde tehditleri var. Haklı mı haklı değil mi? Uzun sözün kısası 3. Dünya Savaşı ya da nükleer savaş tehlikesi kapımızda mı? Bu birinci problemimiz. İkinci problem hemen sınırımızdaki İran'da kadınların ayağa kalkması ve İran'daki sokak olayları İran'a ne sonuç getirir? Eğer İran, şimdi düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. İran'da ta 1995'te biraz daha öncesi itibariyle de ifade edeyim. Efendim ifade edilen ve daha o dönemlerde başlatılmış olan çalkantılar acaba 2022'nin şu sonuna geldiğimizde bir sonuç verecek mi? Yani İran'daki rejim yıkılacak mı? Eğer böyle bir şey ortaya çıkar yani bu sokak olayları bununla sonuçlanırsa bunun Türkiye'ye yansımaları ne olur o günden bugüne bunu konuşmamız gerekiyor. İçeriye dönecek olursak içeride biliyorsunuz artık seçim sürecinde olunmuş olması nedeniyle siyasi parti sorumluların konuşmaları aklın dışına çıktı. Artık akıl mantık hiçbir şey aramayın. Tek dertleri var saçma sapan biçimde. Acaba 3 oy 5 oy fazla alır mıyız? Bunun derdindeler. Yani memleket yakılmış, yıkılmış. Şu anda ekonomi işte almış başını gitmiş. Yokluk, yoksulluk, diz boyu umurlarında bile değil. Şimdi ifade edeceğim. İşte borsada bir silkeleme oldu. Onun adına uzmanlar keriz silkelemesi mi diyorlar? Öyle bir ifade kullanıyorlar. Bildiğim işler değil. Borsada ne işim var benim hiçbir zaman olmadım zaten. Bir onlar üzerine konuşacağız. Evet efendim o zaman nasıl başlayalım? Şöyle dışarıdan içeriye doğru gelelim. Önce dışarıyla başlayayım. Şimdi Ukrayna'da 23 Eylül ile 27 Eylül arası burada Rusya'nın planlamış olduğu bir efendim halk oylaması var. Bu halk oylaması Rusya'daki 4 bölgede yapılacak. Yapılacak olan bu halk oylamasının sonucundan ne bekleniyor derseniz Rusya'dan yapılan açıklamalar doğrultusunda o klasik bir ifade var ama o klasik ifade tabii ki uluslararası ilişkilerde ve siyaset biliminde ve uluslararası hukukta yerini bulmuş olan bir ifadedir. O da şudur, halkların kaderlerini tayin hakkı ama bölgeler açısından ele alacak olursak yine Rusya'nın açıklamasından yola çıkarak ifade ediyorum. Şimdi sizlerle paylaşacağım işte hangi dört bölge. Şimdi daha önce Ruslar bu Ukrayna ile ilgili efendim problemde iki tane bölgeden söz etmişlerdi. Çok klasikti. Birisi Donetsk, öteki Luhansk'tı. Şimdi bunlar üzerine iki tane daha eklediler. Bunlardan birisi Herson, ötekisinin ismi biraz zor. Zaporijya. Şimdi efendim işte burada yaşayan halklar açısından bu referandum Rusya'ya katılmasıyla ilgili olarak yapılacak bir referandum. Burada ne sonuç çıkacak diyorsanız şimdiden ifade edeyim. Tabii ki bu bölgelerde yaşayan halklar daha önce Rusya'nın yapmış olduğu nüfus kaydırmaları, daha önce yapmış olduğu buradaki nüfus yerleştirmeleri sonucu olarak efendim bunlar Rusya Federasyonu'na bağlanma kararı alacaklar. Kırım İşte uluslararası hukuka aykırı olarak ilhak ve daha doğrusu önce işgal sonra ilhak adım öyle işleniyor. Bunları daha önce de çok konuşmuştuk biliyorsunuz anlatmış idim. Efendim aynı buna benzer yöntemler uygulanıyor. Şimdi Rusya hep şunu söyledi ki doğru söylediği buradaki Ukrayna ile Rusya arasında. Şimdi burada dikkat edin bak savaş ifadesi hiç kullanılmadı. Çünkü savaş ifadesi kullanıldığı zaman onun arkasından savaş suçları ve de savaş suçluluğu diye uluslararası hukuk açısından Rusya'nın yargılanması ya da yargılatılması gibi sonuçlar doğuracağı için bu nedenle bu ifade kullanılmıyor. Operasyon ifadesi ağırlıklı olarak kullanılıyor. Diyeceksiniz ki kimi aldatıyorlar? Uluslararası hukuk yani terminoloji kullanıldığı zaman hukuk bir aldatma aracı olarak da karşımıza çıkmakta. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir açıklama
yapmıştı bir iki gün önce. Dedi ki, özel askeri operasyonun en başından itibaren ve ondan önceki dönemde halkların kaderlerine karar vermeleri gerektiğini söyledik ve mevcut durum bu halkların kendi kaderlerinin efendisi olmak istediklerini doğruluyor diye konuştu. Ha işte demin söyledim. Bu arkasına sığınılan önemli bir ifadedir. Bu ifade daha Monroe doktrini falan diye işte bilinen meselelerdir. Ondan sonra Lenin de buna benzer bir cümleyi kullanmıştır. İkisinin arasında işte farklar var. Bir kez daha yenileyeyim. Daha önce bilmiyorum kaç aylar önce yine bir konuşmada söylemiştim ama tabii ki unutulmuştur. Haklı olarak, doğal olarak o kadar çok şey izliyorsunuz ki yüzlerce işte böyle bir YouTube kanalı var. Efendim şunu ifade edeyim. Bu Amerikan orijinli açıklamayla o dönem için söyleyeyim efendim Sovyet Rusya'da Lenin'in açıklamaları arasındaki fark nedir diyorsanız yani birisi işte Woodrow Wilson 1918'de söyledi. Sonra bu doktrinler haline getirilecek. Demin de söylemiştim Monroe doktrini falan. Çeşitli doktrinler haline getirilecek. Yayılmacılık için kullanılacak bunlar. Woodrow Wilson'ın söylediği şuydu. Bir daha yineliyorum efendim. O ünlü hani 14 madde var diye ders kitaplarımızda bizim saçma sapan biçimde Türkçe'ye çevrilirken ise Wilson barış prensipleri diye geçer. O sektörde iki maddeye baktığın zaman Türklerin ve Osmanlı İmparatorluğu Devleti'nin tamamen aleyhinedir. Orada söyler işte Büyük Ermenistan, Kürdistan kurulmalarının önünü açar orada. Söylediği şey halkların kaderlerini tayin hakkıdır. Onun söylediğine göre imparatorlukların parçalatılması, buralardan ulusal devletlerin çıkması halkların hakkıdır. Yani isyan edebilir, devletler imparatorluğu parçalayabilirler. Lenin de aynı cümleyi kurdurdu ve Lenin'in söylediği ise şuydu. Halklar kendi yani sömürge haline getirilmiş olan ülkelerin halkları sömürgecilerine karşı isyan edebilirler. Yani şimdi buradaki ifadeye de gelince, buradaki ifade bana bu Sergey Lavrov'un ifadesi Woodrow Wilson'ınkine daha çok benziyor diye düşünüyor ve değerlendiriyorum. Peki efendim. Şimdi buradan yola çıkarak bir göreceği söylüyorum. Buradan bir sürpriz çıkar mı? Çıkmaz. Şimdi ikinci konu Rusya açısından bu çok önemli bir açıklama yaptılar. Yaptıkları çok önemli açıklama da şuydu. Buraya Amerikan ve İngiliz menşeli orijinli silahlar yerleştiriliyor. Hatta işte pek çok haber ajansı ve orada gazetecilerin ifade ettikleri Batı basında yazıldığı şekliyle söylüyorum. Ukraynalılarla birlikte yetişmiş Amerikan askerlerinin savaştığı söyleniyor. Bunlar belki resmi ordunun mensupları olmamakla birlikte ordulardan emekli olmuş olanlar olabilir. Yani deniz, kara, hava, ordular ifadesini kullanmamın ana sebebi o. Bunlar olabilir ya da şu andaki Amerikan ordusunun mensupları olabilir. Peki bu silahların yerleştirilmesiyle birlikte Rusya'nın da söylediği şey şu. Efendim bizim elimizde sizin bilmediğiniz, geliştirmiş olduğumuz ve görmediğiniz silahlarımız var. İşte notlarımı hata yapmamak için ve sizde ciddi işleri paylaşmak için işte çeşitli notlar alıyorum. Yani bu Rusya cephesinden yapılan açıklamada şimdi bizim geliştirdiğimiz bu silahlar aynen şöyle bir cümle kullandılar. Ukraynalı kardeşlerimize karşı değil ama ben bunları kullandığımda bunlar Berlin'e düşer, Londra'ya düşer. Hatta İngiltere işte allak bullak eder. Ben abartarak söyleyeyim haritadan siler şeklinde açıklamalar yapılıyor. Yani bunun anlamı şu. Acaba bir nükleer savaş tehlikesi kapıda mı? Sonra Biden'dan açıklama geldi. Biz Rusya'yı tehdit etmiyoruz dedi. Putin ettiklerini söylemişti. Doğal olarak ve çok anlaşılabilir. Dünya tabii ki böyle bir nükleer savaşı hiç kimse istemez. ABD de bilmiyor mu böyle bir savaş için düğmeye bastığında ya da oradaki herhangi biçimde bir ne bileyim bir musluğu açtığında öyle söyleyeyim efendim birazcık daha şey işi yumuşatmak açısından musluk ifadesini kullanayım. Dünyanın sonunun geleceğini, alt üst edileceğini bilmiyorlar mı? O nedenle oralara kadar yürütürler mi, götürürler mi bilmiyorum. Ama deminki ifademi yeniden kullanayım. Medvedev de açıklama yaptı. Biliyorsunuz Medvedev Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı aynı zamanda kendisi. Ünvanı eski devlet başkanıdır. Ne demişti? Referandumlardan geri dönüş yok. Yani biz geri adım atmayacağız. Peki şimdi buna karşılık ne söyleyecekler? İşte hipersonik bu silahlardan söz edildiğinde
Medvedev'in tam cümlesini paylaşayım sizlerle. Hipersoniğin Avrupa ve ABD'deki hedeflere daha hızlı bir şekilde erişebilmesi garantidir dedi. Açıkça şunu söyledi. Sakın aklınızı başınıza toplayın. Bu referandum meselesine burnunuzu sokmayın. Bundan uzak durun. Yani bunun açıklaması, net biçimde açıklaması bu. Peki Rusya'ya katılan bu devletlerin ve Rusya'ya katılacak olan bölgelerin, yani devletler ve bölgeler, bilerek kullandım bunu, bunların güvenliklerinin Rus silahlı kuvvetlerinin garantisi altında olduğunu ifade etti. Ayrıca da Putin kısmi seferberlik ilan etti. Kısmi seferberliğin koşullarını sınırladı. Ne dedi koşullarda? Kısmi, adı üstünde kısmi, zaten 35 yaşına kadar, 35 yaşını aşmamış olacaklar, askerliklerini yapmış olacaklar. Şimdi bazı kaynaklar bunun 300 bin kişi olduğunu söylüyor. Bazı kaynaklar 2 milyon kişi olduğunu söylüyor. Rusya'daki gazeteciler bunun 2 milyon olduğunu ifade ediyorlar. Batı basınından yansıyanlar, işte Türkiye'deki gazetelerde oradan alıntı yaparak 300 bin dediler. 300 bin olsun efendim, 2 milyon olsun, bunlar hiç az buz şeyler değil. Hiç az buz şeyler değil. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa, benim araştırmama göre, baktım ne zaman böyle bir seferberlik ilan etmişler. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez böyle bir seferberlik ilanı var. Bu da şunu gösteriyor ki Ruslar çok kararlı. Bu her zaman öyle olur zaten. Yani Rusların stratejileri açısından söylüyorum efendim. Önce bir şöyledir. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara adamlar. Açıklamalar yukarıdan düzeltiyorum cümlemi. 4, 3, 2, 1 şeklinde gelir. Bunlar açıklar. En son 1 numaraya geldiği zaman, örneğin Putin'e geldiğinde, zaten bunlar eyleme geçilecek demektir ve oradan geri adım atılmaz. Putin'in açıklamalarına da baktığım zaman bir nükleer savaştan da geri durmayacakları şeklinde bir açıklama yaptılar. Peki efendim, şimdi bunu şöyle bir kenara koyayım. Bu Rusya meselesini koyalım bakalım. Cümle şu, bu Vladimir Putin'in ifadesiyle Batı'ya söylüyorum, cevap vereceğimiz birçok silahımız var ve bu bir blöf değil. İnsanımızı savunmak için tüm kaynaklarımızı kullanacağız. Blöf değil, gerçekten blöf değil. Çünkü Rusya'nın, eğer ta Çarlık döneminden beri izlerseniz, Rusya konusunda işte benim gibi ilgi duyuyorsanız, benim gibi akademisyenler, cümlemi öyle düzelteyim efendim, herkesin ilgi duyması şart değil. Peki gelelim şimdi İran'a. İran'da olan biten hepimiz anımsayacağız. Efendim bir kadının başını kapatmasıyla ilgili olarak, işte yurt dışından gelmiş. Oradaki polislerin, ahlak polisi, din polisi, adını ne koyarsanız koyun. Bak Suudi Arabistan'da da aynı şeyler var. Şimdi Türkiye'de yaşıyor olmanın ne kadar önemli olduğunu, Tanrı'nın ne büyük bir nimet bahşettiğini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iyi ki bu topraklarda doğmuş olduğuna şükretmemiz gerektiğini gösteren en önemli olaydır. Bakın işte görünüz, bir din devletinde neler oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin layık karakterine, kanımızın son damlasına kadar büyük bir duyarlılıkla sahip çıkmak zorunda olduğumuz, işte bu olaylar bize gösteriyor. Sonuçta İran'daki kadınlar şimdi sokaklardalar. Saçlarını keserek, başlarını açarak çok büyük tepki gösteriyorlar buradaki dini rejime. Peki buradaki dini rejimin kuruluşu, daha doğrusu siyasal bir rejim olarak iktidara sahip çıkışı, yapmış olduğu darbenin tarihine 1979 Şah Rıza Pehlevi'yi devirdiler. Yani oğul, baba, oğul, bunlar isimler aynı, sonraki üçüncü kuşağın ismi de aynı. Devirdiler. Ne oldu iktidara? Kim geldi? İktidara işte bu dini rejim geldi. Mollalar geldi. Buradaki önce ihtilal, sonra işte devrime dönüştü bu iş. O ihtilalde kimler yardım etti bu dincilere? Mollalara, TUDE, komünistler, solcular. Sonra ne oldu? Onları da kestiler. Onun için herkes aklını başına almalı. Bu önemli bir örnek. Peki efendim, İran parçalatılmak isteniyor mu? Doğru, evet. Bu ABD tarafından da saklanmadı. Daha doğrusu oradaki strateji merkezler, düşünce kuruluşlarından, bunlar ta 1990'ların başından itibaren de çok aleni, net, açık biçimde ifade edildi. Bir örnek vereyim size. 6 Ağustos 1995 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin ikinci sayfasına, artık o zaman Avustralya'ya gitmiştim, Avustralya'dan ben bir makale gönderdim. O da şuydu: Türkiye-İran ilişkilerindeki karanlık. Ve demiştim ki Amerikan strateji merkezlerindeki yapılan simülasyonlara göre, yazılan senaryolara göre İran 6 parçaya böldürülecek.
Ama şunu söylemiştim. İran'ın parçalatılmaması için Türkiye çok büyük çaba harcamalıdır. Çünkü İran'da ortaya çıkacak olan böyle bir bölünmeye yönelik iç isyanlar Türkiye'ye 60 dakika sonra yansır diye. Bu düşüncemi hala savunuyorum ve bu düşüncemin hala arkasındayım. Irak burada örnek, Suriye burada örnek. Bak her iki tarafı da üç parçaya böldüler. Ama Türkiye'de hala bir büyük aymazlık içindeler. Efendim, eğer siyasal rejim dini referanslarla sürdürülecek olursa, ki geçmişte ta Avrupa tarihine bakın, 16. yüzyıldan itibaren 16, 17, 18. yüzyıl Katolik Kilisesi'nin, oradaki papalığın ya da oradaki bir takım ruhban sınıfının yaptığı açıklamalara bak. Şimdi bu açıklamaların hemen hemen benzerini Tarım Bakanı konuştu. Şimdi tarım, düşünüyorsunuz, Tarım Bakanı ve bu konuşmaları niye yapıyor? İzleyicim anımsayacaktır. Bu Tarım Bakanı, yani Vahit Girişçi'nin buraya tayinli meselesi olduğunda dedim ki yahu iyi, konunun uzmanı olan bir akademisyeni getiriyorlar. Çünkü eski Tarım Bakanı, neyse söylemeyeyim, 3 tane nokta yapayım, virgül koyup devam edeyim konuşmama. Onun ardından gelişi nedeniyle dedim ki tamam ya, konunun uzmanı birisi geldi, bir akademisyen, bu konuda çok önemli kitapları var, bölgenin insanı, aklı başında işler yapacak diye düşünürken olan bitene bakın. Şimdi bak, dün bir konuşma yaptı. Ya din bu kadar mı siyasete alet edilir? Şimdi düşünüyorsunuz, ünvanı profesör. Ya arkadaş, hadi bırakıyorum sıradan oy verenleri AKP'ye. Ya hiç mi dünya tarihi bilmiyorsun? Ya hiç mi o açıp dünyayı okumasın? Bilmez olur mu? Avrupa'nın bu Katolik dünyası, işte bu dini parayla satmanın, öteki dünyayı parayla satmanın, ya dediler ki ta o zaman işte bunlar borsaya kağıtlar çıkarıyorlar bilmem, o dönemde de işte bunları alırsanız da öbür dünyada da bunun size 10 katıyla işte orada bilmem kimler verecek de ıvır zıvır. Ya bu zırvalıkları yapan bir Avrupa önümüzde duruyor, Katolik dünyası, siz hiç mi ders almıyorsunuz bunlardan? Bak. Bakın ne diyor ya? Seçimlerin hepsi önemliydi ama bu seçim daha önemli. Bu seçim gerçekten çok daha önemli, çünkü 1923, yani Cumhuriyet'in 100. yılındaki bu seçimi, ya Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet, laik Cumhuriyet ayakta duracak ya da bu Cumhuriyet'in sonudur. Bakın çok doğru bir şey söylüyor, yanlış bir şey söylemiyor ki. Ama devamına bakın yahu. Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. O tarafa gittiğimizde soracaklar. İnsanlık adına bu memleketin, milletin değil, tüm mazlum milletlerin selameti adına atmanız gereken hangi adımı attınız? Hamdolsun. Bunun verilecek cevabı var. Gönül koyduğunuz, kızdığınız, darıldığınız milletvekili olabilir, il başkanı olabilir, il yöneticisi olabilir, belediye başkanı olabilir, belediye meclis üyesi olabilir, ama biz bunlardan aranıp kendimiz için değil, efendim bütün mazlum milletler için, evet, Tayyip Erdoğan'ın kendi istikbali değil, milletin istikbali başta olmak üzere mazlum milletlerin istikbali ve onların istiklalidir diyeceğiz. Kanım dondu ya. Gerçekten kanım dondu. Bütün bu sözler ve bu konuşmalar karşısında ne diyeceksiniz? Bir de diyor ki efendim işte benim bu konuşmalarımı, o cümleyi yuvarlayayım. Efendim anlamayanlar var, yani hani başka da bir İstanbul İl Başkanımız da demişti ya akıllı olsunlar diye. Böyle bu garip bir iş bu. Akıllı olması gerekenler akıllı olmuyor, şu konuşmalara bakın. İşte anayasa ortada, Cumhuriyet'in layık karakteri diyorsunuz, bir sürü şey söylüyorsunuz. Konuşmalara bakın şimdi. Şimdi bu bakanın dokunulmazlığı mı var Allah'ınız aşkına? Ama işte Erol Mütercimler gibi şahsiyetler az buçuk bir şey söylediğinde böyle oradan cımbızla buradan bilmem ne, gönder mahkemelere, gönder savcı karşısına. Tamam, düşünme özgürlüğü var. Ama bu düşünme özgürlüğü, siz dini nasıl, arkadaş, dini değerleri nasıl propaganda aracı haline getirirsiniz? İşte bütün yasalar ortada. Tekrar söylüyorum. Şimdi dini değerleri bu kadar propaganda aracı haline getirirseniz, konuşmanın başında söylediğim 3-5 oy almak için dini bu hale getirirseniz, dinin samimi inanç sahipleri açısından bir düşünün bakalım, bir değerlendirme yapın. O zaman bu din hakkında insanlar ne düşünecek? Ne düşünecek insanlar? Ağzını açan dini istismar ediyor. Ağzını açan dini siyasete alet ediyor. Ağzını açan dini ekonomiye alet ediyor. Yeter ki biz para kazanalım. Yeter ki kazanç kapısı olsun. Şuraya bakar mısınız? Konuşmaya bakın yahu. Konuşmaya bakın yahu. Arkadaş, 20 yılın sonunda
Kaybedin, çıkın gidin iktidardan, bir parça dinlenin. Erdoğan'a da yazık, günah değil mi? Bırakın gitsin torunlarla şöyle bir halının üzerine uzansın adamcağız. Orada bir treniyle oynasın. Trenle oynasınlar orada. Bir otursun, oynasın, etsin. Bir parça sakin olsun. Bak, adamı devamlı havalarda dolaştırıyorsunuz. O ülke senin, bu ülke benim. Günah yahu. Ona da günah. Neyse efendim, ona ben karışmayayım. Günah mı değil mi onu da bilmiyorum ya. Neyse bak, görüyor musun Yaşınay? Ben bile terminoloji kullanmaya başladım. Böyle bir şey olur mu ya? tövbe tövbe. Yani bu şeye, büyük annemin kullandığı şeyler vardı. Dur, ne derdi o? Münkir, nekir gibi. Ha, aklıma geldi vallahi. Dur, doğru mu söyledim vallahi onu da bilmiyorum. Ya yanlışsa ne diysem bu kavramları bilenler bağışlasın beni. Galiba öyle bir şey diye. Münker nekir miydi? Münkir nekir miydi? Her neyse. Yani bu kadar ilgim var, görün işte. Neyse efendim. Münker nekir. Ha, doğrusu o. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Efendim bunlar gelecek, senden hesap soracakmış. Niye? Şu söylediklerine bak. Yani şöyle bir şey söylüyor. AKP'ye siz oy vermezseniz ahiretinizi kaybedersiniz. Benim anladığım kadarıyla, zaten camilerde bu çok söyleniyor, anladığım kadarıyla bunu biz artık çok sıkça duyacağız. Belki pazarcılar bile avaz avaz bağıracaklar kadınlara. Tekrar söylüyorum efendim, İran'daki baskıcı rejim, bakın İran'ı ne hale getiriyor. Ne hale getiriyor. Ne olur, ünvanı profesör olan insanlar lütfen profesör olmaya devam etsinler. Profesör olmasınlar, ne olur. Hiç olmazsa onlar yol gösterici olsun. Sen Tarım Bakanı olarak, bak dikkat edin, birisi için daha kullanmıştım. Biliyorsunuz ben hep siz ifadesi kullanırım, beyefendi derim. Benim aldığım terbiye budur. Ama artık öyle bir hale geldi ki düşünüyorsunuz bu cümleleri, bu ifadeleri kimler için ben nasıl kullanayım diye. Tarım Bakanı olarak bu ülkenin tarım sorunu gibi hayati stratejik bir sorunu çözmen gerekirken almışsın eline mikrofonu. Yakıştı mı? Yakıştı mı? Hiç yakışmadı. Tarım kesiminin haline bakın. Ülkenin tarım topraklarının haline bakın. Bak Mersin ayakta, bilmem başka kentler ayakta, taş ocağı açılacakmış. Tarım alanlarını mahvettiniz. Dünyaya, şu anda Türkiye'yi dünyadan tarım ürünlerini ithal eden ülke haline soktunuz. 3-5 kuruş kazanç için. Tarım kesimindeki efendim çalışan yaş ortalaması en genci 50 yaşında. Artık gençler yok. Neyi üreteceksiniz siz? Ülkeyi bir de 10 milyona yakın çeşitli kaçkınlarla doldurdunuz. Bak Hatay yeni mini minliyor. Neler söylüyor Hataylılar, neler anlatıyor. Geri dönün bir bakın. Vallahi eğer hani inanç sahibi insanlar herhalde şöyle bir şey düşünürler. Öteki dünyada Vahit Kirişçi'nin söz ettiği gibi ahiret melekleri gelecekse, halkları, insanları, vatandaşları için iyi güzel şeyler yaptın mı, yapmadın mı diye soracaklar. Herhalde sorarlar. Ona ne cevap verecekler siyasal iktidar mensupları? Ona ne cevap verecek bakanlar diye çok merak ediyorum. Sonuçta siyasette de bir ahirete yönelik dosyalar açılıyor. İşte ne bileyim, hani ne diyelim, CD'ler açılıyor, öyle söyleyeyim. Ne diyeyim yani, dikkat edin. Hani konuşurken olağanüstü dikkatli olmaya çaba harcıyorum. Olağanüstü. Çünkü bizim kapılarımız terörle mücadelenin polisleri tarafından çalınıyor, zillerimiz. Ama dikkat edin, bakınız yasalara rağmen, bak yasalara rağmen neler konuşuluyor. Hiç kimse o zilleri gelip çalmıyor. Şimdi efendim bunları da böyle burada bir bırakayım. 15, 16, 17 Ekim tarihlerinde Bosna'da olacağım efendim. Niye gülüyorsun Yaşınay? Ne yapayım? Kızım ne yapayım yani? Bir parça evet, öyle bir hızlı geçiş yapayım dedim. Efendim Bosna'da olacağım. Ben her yıl bir kere giderim orada. Bazı gruplara kültür tarih danışmanlığı yaparım. Öyle bir Balkanları da çok seviyorum. Rumeli hep söyledim. Osmanlı Devleti Rumeli'de kuruldu diye. Bölgeyi çok seviyorum. Gittiğim zaman orada soluk alıyorum o coğrafyalarda. Tekrar söylüyorum, 15, 16, 17 Ekim. İşte Hitit Turun bir organizasyonudur. Efendim ararsanız, eğer ilgi duyuyorsanız, biliyorsunuz pasaport yok artık, oraya vizesiz gidiliyor. İşte kimlikle gidiyoruz efendim. O açıdan da büyük kolaylık var. Onun için
ilgileniyorsanız eğer daha önce de sormuştunuz. Tekrar İran'la, kadınlarla kapatayım. Şöyle bir şey söyleyeyim efendim. Uygarlık tarihi bize şunu göstermiştir ki devrim kadınlarla sonuçlandırılır. Geçmişteki İran'daki işte o Mollalar devriminde de kadınlar sokaklardaydı. Bakın kadın sokağa çıkmışsa bunu artık bir daha evine geri sokamazsınız. Sizin orada milyonlarcasını, binlercesini öldürmeniz gerekir. Ama İran'dan bir açıklama geliyor. Bu dış güçlerin işi. Size çok tanıdık geldi değil mi efendim? Dış güçlerin, istihbarat örgütlerinin işiymiş. Siz içeride bunları yapın, sonra geri dönün. İnsanların özgürlüğünün önüne geçin, yapın, edin. Baskıcı rejim kurun, sonra gidin onun arkasına sığının. Geçmiş olsun desem mi, demesem mi bilemedim.